Taraftarın Sesi kanalından herkese mutlu akşamlar diliyorum. Gaziantep Futbol Kulübü Beşiktaş'ı bugün 3-1 gibi net bir skorla geçti. Goller 44. dakikada Kevin Mirallas, 61. dakikada Beşiktaş'tan Kalilerin karşılık verse de 63. dakikada Muhammed, 90 7'de Kenan'ın golleriyle Gaziantep Futbol Kulübü 3-1'lik galibiyette kendi evinde 3 puanı hanesine yazdırdı. Beşiktaş ise Hala ışık veriyor dediğimiz son maçta yani ışık veriyor dediğimiz şuydu. Beşiktaş'ta bir gayret bir istek görüyorduk ama o da o, o maç özelindeymiş. Bu maçta hiçbir şey göremedim ben. E gören varsa lütfen yorum kısmına yorum atabilir. Ben Beşiktaş'ın kötü yolda olduğunu söylemiştim. Ama e, o gün bana çok tepki gösteren arkadaşlar, böyle Beşiktaşlılık olmaz diyen arkadaşlar bugün umarım ne kadar haklı olduğumu görüyorlardır. Ben takımla ilgili ne bir oyun, ne bir strateji... Ne bir gayret her bölgenin kendi adamı olan hatalar yapıyor. En basitinden ben size şunu söyleyeyim, siz de bana hak vereceksiniz. 50-61. 50-63. dakikada Muhammed'in attığı gole bir bakın, bir Domagoj videoya bir bakın. Yani adamı marke edemiyor. Ya o seviyelerde oynayan Hırvakistan milli takımında oynayan ee, dünya kupasında final oynayan bu bu muydu ya bu bu mu bu mu bu, 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 bu vida mıydı bu vida mıydı yani o ya böyle bir şey olabilir mi vida ne yapmaya çalışıyorsun nasıl bir e, oyun kurgunuz var artık hani ben diyecek söz bulamıyorum Beşiktaş özelinde diyecek bir şey bulamıyorum ilk yarıda yoksun ikinci yarıda yoksun maçta yoksun Beşiktaş diye bir şey göremiyorum Beşiktaş diye bir olgu bir kurgu bir oyun bir disiplin bir düzen bir coşku yok yok bir Kainlar'ını çok istekli gördüm. Yani olağanüstü işler yapıyor. Gol atmasından bir e, gol atmasından bina, değil hani gol pozisyonlarına girmesi, orada arkadaşlarıyla organize olabilmesi. Ya ben haftalar öncesinden beri şunu savundum, şunu sordum, söyledim. Dedim ki Beşiktaş'ın bir forvete ihtiyacı var. O tek başına Abu Bakar bu ligi götüremez dedim. Haksız mıyım? Haksız mıyım? Gitti 7 hafta gitti, çap oldu gitti 7 hafta gitti. Yok yani. 2 tane üç tane maç kazanaraktan 7 haftayı geçtin. E mağlubiyete baktığın zaman ya bir Trabzonspor maçını kazandın. Denizli spor maçını kazandın. Malatya kapanan bir Malatya maçını kazandın. Geldin Antep deplasmanında gitti gene 3 puan. nasıl olacak? Yani rakiplerin senden klasman olarak, seviye olarak çok daha farklı duruyor. E şimdi haftaya beş, Başakşehir maçı var. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Yani nasıl bir oyun kurgusu geliştireceğiz? Nasıl bunu bir anda sahaya yansıtacağız? Ya Başakşehir'i ben şöyle söyleyeyim. Beşiktaşlıların hiç arzu etmeyeceği bir skorla karşılaştırabilir Beşiktaş. Ya bu olabilecek bir şey, bu kabul edebilecek bir şey mi? Yani bu kadar mı kötüyüz biz? Bizde neden bir gayret yok? Gelelim 55. dakikadaki penaltı pozisyonuna. Çarpışmanın adı penaltı oldu. Bakın ayak ikisinin de eşit düzeyde kalkıyor. Bakın ayak ikisinin de eşit düzeyde kalkıyor. Yani burada e, çarpıştı Kırmızı kartı yedi. Ben bunu bilmiyorum yani yorumcu arkadaşlara da sorarız ama benim gördüğüm kırmızı kart değildi. Çok ağır geldi. Bir parantez açmak istiyorum. Yaşar Kemal Uğurlu hakkında, hakem hakkında. Böyle bir yönetim anlayışı olamaz. İngiltere Premier Ligi'ne bakın. İspanya La Liga'ya bakın. Bundesliga'ya bakın. Fransa'ya bakın, Seri A'ya bakın, büyük hepsine bakın, Hollanda'ya bakın, nereye bakarsanız bakın. Böyle bir hakem mimiği olamaz. İstisnadır. Yani yok böyle bir şey. Ya mimiklerinle tahrik ediyorsun, mimiklerinle şiddetemeyi burada tansiyonu yükseltiyorsun. Gidiyorsun Sergen Hoca'ya ayar veriyorsun yan tarafta. Futbolculara ayar veriyorsun. Sarı kartı veriyorsun, suratın aynı. İtiraz etme, o değişim bile çok garip. Hocam olmaz. Olmaz böyle maç yönetilmez. Böyle maç yönetilmez. Bu yazmıyor mu ya? Beyin Sport'ta bu maçı yayınladığında genel izleyici diye yazmıyor mu? Genel izleyici diye yazıyor. Doğru mu? Doğru. Ya bu maç genel izleyici değil bence. Şunu gören çocuk korkar senden ya. Ne yapıyorsun hocam? Kendinize gelin. Hakem dediğiniz olgu, hakem dediğiniz sahada kuralları uygulayandır. Kuralların dışında kural konulmaz. Kitapçıkta yazan neyse bunu uygulamakla mükellefsin. Bunun dışında uygulayabileceğin bir yöntem olamaz. Benim kendi yöntemim bu diye bir şey olamaz. Surat mimikleri yapamazsın bu şekilde insanlara. Maçı al, baştan sonuna izle, bana hak vereceksin. Öyle bir surat mimiği olamaz. Bu kesinlikle doğru değil. Kesinlikle doğru değil. Bu şekilde maçı germeye hakkın yok. Yani baktığın zaman kart veriyorsun, mimik yapıyorsun. Mimiklerin yani normal sokakta olsa biri seninle kavga eder. Sağ içinde sen herkese kavga ediyorsun. Böyle olmaz. Böyle hakemlik olmaz. Böyle yöneticilik olmaz. O yüzden Yaşar Kemer uyurluyu burada özellikle parantez açmak istedim. Ve bu yayınları da Rütük denetlesin. Böyle futbol yayınına şiddet içeriyor resmen ya. Şiddet içeriyor resmen. Biz maç izlemek istiyoruz. Maç maç. Maçta hakem bu kadar ön plana çıkmaz. Bu kadar ön plana çıkan hakem olamaz. Ya ben bunu kabul etmiyorum. Bu kadar her şeyde ona öyle, buna böyle, şuna şu olmaz. Olmaz. Biz futbol maçı izlemek istiyoruz. Futbol. Maçta futbol oynansın istiyoruz. Ön plana hakem çıkmış. İstemiyorum ben hakemi ya. İstemiyorum. Bu benim görüşüm. Kusura bakmasın kimse. Gelelim Valentin Rosie'ye. Ya bu nasıl bir agresifliktir? Bu nasıl bir agresifliktir? Sarı kartı görüyorsun. Sarı kartın üzerine gidiyorsun. Hakeme hala itiraz ediyorsun. Bakıyorum pozisyona. Kırmızı verse yeri. Ya böyle bir şey olamaz. Valentin Rozier bu senin iki, üçüncü maçın. Birinci maçında da aynısını yaptın. Üçüncü maçında da aynısını yaptın. İzne ihtiyacın varsa git hocanla görüş. Ben bu takımda izne ihtiyacım vardı. Bir kafanı topla. Böyle bir burası Beşiktaş burası Beşiktaş millet kendinize gelin. Beşiktaş içimiz kan ağlıyor bizim içimiz kan ağlıyor. 3 bir yenildik bugün Antep'e. Olmaz, kabul edilmez bu. Böyle bir şey olamaz. Bakın rakiplerinize. Nerelerde geziyoruz biz artık? Lütfen, lütfen herkes kendine şekil düzen versin. Burası Beşiktaş Futbol Kulübü, Beşiktaş Jimnastik Kulübü. Buradaki buradaki olgu, buradaki kurgu, buradaki oyun her zaman kabul edilebilir olmalı. Oynarsın kaybedersin. Bugün oynayıp kaybetmedik. Bugün oynamayıp kaybettik. Sorun burada. Oynayıp kaybetmeye kimsenin lafı yok. Oynamadan kaybetmeye çok söylenecek söz var. Lütfen herkes kendine gelsin. Bu iş parayla olmaz. Bu kadar paralar alınıyor. O zaman biz asgari ücrette çalışacak 11 tane adam dikelim oraya. Zaten yeniliyoruz. Problem ne? Ne gereği var bu kadar para veriyoruz? Coşku yok ki. Futbol yok ki. Oyunda tempo yok ki. Hangi parayı veriyoruz? Gerek yok ki. Yani bakın seneler önce Jose Mourinho Real Madrid'i çalıştırdığında şampiyon yaptığında kovuldu. Bunu geçen hafta da söyledim. Neden kovuldu? 1-0'lık kısır sonuçlar çıkıyor. Real Madrid taraftarı böyle bir hocayı kabul etmedi. Biz lütfen kendimize çeki düzen verelim. Bu futbol anlayışıyla bizim canımız daha çok yanar. Daha çok farklı skorlara gebe bu oyun. Lütfen Herkes kendine üzerine düşen vazifeyi bugünden itibaren çıkartsın ki biz daha bugünleri yaşamayalım. Sizlere de son sözüm bu olsun. Ee, sevgili dostlar, geçen Sivas Spor Karabağ maçında bizi yurt dışında Azerbaycan'da dinleyen, izleyen sevgili e, dostlarımıza buradan teşekkür ediyorum. Yayınımızı oldukça fazla desteklediniz. Yine yurt dışında Pakistan, Hindistan, Almanya, Hollanda ve birçok ülkede gurbetçi vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Yayınlarımızı beğeniyorsunuz, destekliyorsunuz. Sizlerin sayesinde daha iyi işler çıkartmaya çalışıyoruz. İnanın ekibimizle birlikte 7-24 hizmet veriyoruz. Kanalımızla ilgili çok çabalıyoruz. En doğru bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Bugün biraz sesim yükselmiş olabilir. Desibelim yükselmiş olabilir. Ama bunun da sebebi Beşiktaş'ın oynadığı oyun gerçekten içimi acıtıyor. Ben bir Beşiktaşlı olarak ve takımımla gururlanmam gerektiğini düşünüyorum. Ben bu takımla gururlanamıyorum. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın efendim.